Arkadaşlar selamlar, sevgiler, saygılar. Müthiş bir cuma ikindisinde diyelim. Saatler 16.33'ü gösteriyor. Beraberiz. Hava böyle hafif çiseliyordu. Yağmaz herhalde diye çıktım. Bayağı bir yağmaya başladı. Biraz ıslandım. Şu anda biraz sakinleşti gibi. Romantik bir videoyla karşınızdayım dostlar. Yağmur altında yaptığımız bir video. Güzel ama öyle rezil edecek bir durumda değil. Hafif hafif bazen yağıyor, bazen duruyor. Küp şeker değiliz ya kardeşim, erimeyiz herhalde. Şöyle bir yürüyüverelim bakalım. Yürüyüşümüz zaman arasında da sırasında da bir konuşabilirsek bir sohbet ediverelim. Kullandığımız uygulamaları gösterelim. Amacımız internetten para kazandıran uygulamaları tanıtmak, tanımak, görmek, bulmak. Çok var tabi. Biz birkaç tanesine odaklandık. Sizlerden de çok soru geliyor. Uygulama tavsiyesi geliyor, önerisi geliyor. Ama çok fazla dağılmaya bence gerek yok. Çünkü genelde mantık aynıdır. Bir tane böyle birkaç tane sağlam bulduğunuz zaman onlara odaklanmakta fayda var. Benim denediklerim oluyor tabi. Kimisinin mantığını beğenmiyorum. Kimisinin ekibini beğenmiyorum. Kimisinin oyununu beğenmiyorum. Falan. O yüzden çok elediklerim oluyor. Yapma noktasına, tanıtma noktasına gelirsem de zaten videolarını yapıyoruz, paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca sizi korumaya da çalışıyorum yani. Ben bazen kendim riskli denemeler de belki yaptıklarım olabiliyor. Ama size tanıtmak istediğim uygulamalar genelde daha sağlam, daha böyle bir altyapısı olan uygulamaları paylaşıp uzun vade. Hani bakıyorum ben YouTube'da genelde şöyle bir şey var. Adam bir tane video yapmış. Anlaşma usulü. Yani belli ki anlaşmışlar. Bir tanıtım videosu yapmış. Benim o stilim çok fazla öyle değil. Ben bir uygulamaya girdiğim zaman böyle uzun vade, uzun süre bağlantı kuruyorum aramda. Böyle bir şey de oluşuyor bende. Bağ oluşuyor. Yani aslında o yanlış ama seviyorum böyle. Sanki bir benim bir şeyimmiş gibi. Her gün bir rutinimmiş gibi. Olmazsa olmazımmış gibi. Ve uzun süre beraber olmak istiyorum. O yüzden biraz da seçici davranıyorum yani. Yoksa bana da teklifler geliyor. Bir tane video yap işte falan bitsin. Ama ben çok sevmiyorum. Şimdi girmişken anlayacaksın, araştıracaksın. İşte nasıl kâr edebiliriz, ne yapabiliriz? Biraz sürükleyici olacak. Biraz kazanma olasılığımız olacak. Bu tip oyunlara bakıyoruz. Hemen bir bakıverelim bakalım oyunlarımıza. Step'inde enerjimizi böldük. Diğer ayakkabımızda GST. Hatta ona da şöyle bir bakayım. Eşimi hesabına yaptık. Eşim yürümüyor tabii şu aralar. Telefon, yürüyüşler bize kaldı. İleride bakalım. Çift hesaptan tek hesaba tekrar düşebilirim. Belki satabilirim. Bakıyorum şu an, kontrol ediyorum. Diğer hesapla bu hesabı bir karşılaştırayım. Ne kadar kazanıyoruz? GST kazanan veya kazanmak isteyen arkadaşlar için de bir fikir olabilir. Biz hep GMT üzerinden gittik çünkü. Hala da o noktadayım aslında ben ama. Diğerinde elimde güzel bir ayakkabı vardı. Efficiency soketler falan da, gemler çok pahalı değil. Bir deneyelim dedim. Kazançlar da fena değil gibi. Tam ben size bir analiz, karşılaştırma. Ne kadar enerjiyle ne kazanılır? Ne kadar maliyetle nasıl bir kazanç sağlanabilir? Onu anlatacağım. Mesela step ile ilgili sorular geliyor dostlar. Hem kısa bir cevap da vermiş olalım. Bir gün de bir soru cevap falan yapsak ya, şöyle canlı canlı. Onu da hatırlatın, bir ara yapalım. Telegram sohbeti yapabiliriz. Twitter'dan hiç yapmadık. Twitter'dan da canlı sohbet olabilir. Sorularınızı alırız. Canlı sohbet de edebiliriz aslında. Söz isteyene veririz. Sorabilir, yorum yapabilir. Öyle de yapabiliriz. Bir değişiklik olur. Neyse. Abi bir tane stepinden ayakkabıyı alırsam kaç para kazanırım gibi. Dostlar bu ucu açık bir soru. Bir tane ayakkabıyla zor yani işiniz ya. Çünkü stepin biraz detaylıdır. Aldığınız ayakkabı önemli. Mesela GST veya GMT kazancına odaklanacaksanız. Ayakkabının işte soketleri önemli. Soketlerini olan bir ayakkabı almışken gem de almak lazım. Yani bir tane ayakkabı atıyorum kendini 5 ayda amorti ediyorsa, güzel bir sistem kurarsam belki bu 2-3 aya kadar düşebilir. Ayakkabıyı nasıl soketle aldığına göre değişiyor. Mesela 2 tane efficiency soketle almakta bir mantık. 3 tane almakta, 3 soketle almakta bir mantık. 3 tane level 3 soket takmakta, gem takmakta bir mantık. 4 tane İşte level 3 takmakta bir mantık falan. İşte ayakkabı seçimine göre, gemlere göre, hepsine göre değiştiği için net bir cevabı yok. Ama sanıyorum ki bir tane temelde bir ayakkabı alsan, hiçbir şey yapmadan onunla yürüsen 4-5 ayda kendini çıkartır gibi. Ama şöyle bir şey de var. HP yıpranması da var.
Onu da hesapladığınız zaman işler biraz karışıyor. Konfor soketi de olmalı ayakkabının. Mesela bizim bu ayakkabımız full konfor odaklı olduğu için bunun HP yıpranması çok az. Uzun zamandır kullanıyoruz. Belki bir seneden fazla zamandır kullanıyoruz. Daha yeni 20'lere indi bu. Bunu da ben birazcık yükselttim 24'lere. Enerjimiz de azaldı. Bu bayağı bir gider yani 20'ye kadar, 0'a kadar. Ama ben arada bir konfor 1 gemlerle bunu tamir ederim zaten. Yani biraz detay. Şöyle bir mantık yok. Bir tane ayakkabı alayım, yürüyeyim. HP yıpranması hızlıca 20'ye düşer, sonra 0'a düşer. Sonra da o ayakkabı çöp olur yani. HP yıpranması ile ilgili bir video yapmıştık. O güzel bir video. 24'ten 25'e yükselttiğiniz zaman ayakkabının levelini, HP'niz 0 bile olsa, kaç olursa olsun, %100 oluyor. Öyle yapabilirsiniz. Sonra da 25'ten satayım diye düşünebilirsiniz. Ama yükseltme maliyetleri de var tabi. Yani biraz öyle hiç bilmeden girip bir tane alıp yapabileceğiniz bir oyun değil. Hiç bilmeden girip yapmak istiyorsanız Supervox size uyabilir. Şimdi gösteririm onu da. Step'inde şöyle bir bakalım kaç ayakkabımız, neyimiz var. 1, 2. 2 tane bunda ankamınımız varmış. Toplam enerjimiz kaçmış? 11 enerjimiz varmış. 1 saate odaklanmıştık zaten. Diğerinde de 10 enerji var. Bu sistemler büyütülebilir, küçültülebilir. Şu an ben 1 saat odaklı düşündüm bunda. Supervox'ta da şimdi bakacağız. Enerjimizi biraz azaltmaya çalışıyorum. Orada biraz daha fazla var. Orada da 1 saate kadar düşürürsek güzel olacak. Orada bazı satışlar falan yaptım. Onları da şimdi gösteririm size. Step'inde durum böyle dostlar. Kutular düşürüyoruz. Ayakkabımızı, işte gemlerini takıyoruz. Ve yürüyoruz. Buradan birebir oranında gibi bir GMT kazancımız oluyor. Örneğin 11 enerjide 11 civarı GMT günlük kazanıyoruz. GMT 2.7 olsa, 3 olsa, sentten bahsediyorum, 30 sent. 3 dolara yakın masrafıyla falan 2.5-3 dolar civarı bir kazancımız var burada. Diğerinden de bakıp ben size hesaplayıp detaylı bir analiz göndereceğim. Step'nin ufak tefek etkinlikleri vardı. Onları Telegram'dan, Twitter'dan atıyorum dostlar. Oradan takip edebilirsiniz. Açıklamalarda kullandığımız uygulamalar, gerekli linkler, kripto borsalarına kayıtlı değilseniz onların linkleri indirimli var, bakabilirsiniz. Step'ini attık gitti. Yürüyüşlerimi bugün zaten parça parça yaparak bitirmiştim. Şu diğer hesabımızda var, hanımın hesabında. Şu an onu yürüyorum. O da yarıya inmiş zaten. Tamam, devam. Şimdi Supervox'ta dostlar. Ayakkabılarımız kaç tane kalmış bir bakalım. Level 30 epik bir ayakkabım vardı. Onu sattım. Şimdi bizim neler kalmış? Level 10. 4 tane epik. Bir tanesi runner zaten. Onu runner görevi vardı ya, koşu görevi title'da. Onu yapmak için aldım. Uygun fiyatlı, uygun fiyatlı satıyorum yine markette. Bakılabilir. Başka bizim işte bu epikleri biraz fazla aldım ben. Çok bana bir katkısı da yok. Ne bileyim, orada durmasındansa birazcık çıkartayım. Elimde bir tane epik kalsın mesela. Veya iki tane gibi düşünüyorum. Enerjim de azalsın biraz. Şu an 2, 4, 6, 8 ayakkabı. Ve bunların 4'ü de epik. Tabi satışta olanları görmediği için şu an 9 gösteriyor ama çok daha fazla. 15'ten fazla burada enerji olur. Bize fazla geliyor. İşte 1 saate indireceğiz bunu, tamam mı? Epikleri satarsak. Çok aceleci de değilim yalnız. Hani satayım, kurtulayım gibi bir noktada değilim. Bakıyorum fiyatlara. İstediğim fiyatlar varsa satılığa koyuyorum. Satılmazsa enerji dolum saatlerinde kaldırıp yeniden satışa koyuyorum. Bazen koymuyorum falan, öyle devam ediyor. Şimdi burada bazı etkinlikler vardı. Twitter'dan bir bakalım. Biz de yakın zamanda 2 tane ayakkabı vermiştik. Supervox'ta şu revolving miydi, neydi bu? Türkçe'ye çevirip atıyorum dostlar. Çekilişleri, etkinlikleri. Twitter'dan o yüzden takip ederseniz ne yapmanız gerektiğini falan burada anlayabilirsiniz. Revolving Games'le bir işbirliği yaptı. Bayağı bir etkinlik yapıyor. Zaten ana ekranda da çekiliş olayı var. Oradan da bakılabilir. Mesela şurada gösteriyor bakın. Neymiş bunun maliyeti bir bakalım. Bir tane Valentin tiketiyle Nerede bizimki? Şu. 3 grant. Grant 12 cent falan mıydı? Ne yapıyor? 36 centle başvurulabilir. Bu çekilişlere başvurmanın title'da da etkisi var.
İşte şu 30 tane çekilişe katılıyor mesela. Biraz sonra ona da bakalım. Bugün vaktimiz de var. Hava da güzel. Şöyle biraz uzayabilir video. Önemli değil. Detaylı bir değerlendirme yapalım. Bu çekilişe başvuruyorsun. 2 kişiye çıkacakmış. Oyun içerisindeki ne bileyim işte bir ne veriyor burada? Ne verdiğini de bilmiyorum. Oyunu bilmediğim için. Whitelist'ten işte bir şeyler mi veriyor? Neyse. Detaylara bakılabilir. 176 kişi başvurmuş. 3 grant. Yani çok önemli değil ama hani hem title görevini yapayım diyorsan çok bir para da değil. Yine şu çekilişler var. Onlara bir bakılabilir. Şu aşağıdan title'a bakıyorum. More'a tıklayıp 3 aşağıdaki 3 noktaya sağdan ve title'a tıklıyorum. Yorulduk be. Nerede? Hangisinde o? Game'de mi? Çekiliş olan hangisi? Tabi bilmiyoruz. Burada hızını arttır diyor. Şunlar neymiş? Kritik shot al diyor. Hem şöyle bir bakalım. Bu neymiş? 20 ayakkabı mintle demiş. 17 tane mintlemişiz. Mintlemeye devam edeceğiz tabii ki. 5000 point al diyor. Burada yürüyüş mesela şu runner'da 30 kilometresin 19'unu zar zor yapmışım. Koşmak bayağı yoruyor. Şu neymiş? Şu arka arkaya 45 gün yürümek. Bunda mesela 44 gün yürüdün, bir gün yürümedin, sıfıra düşüyorsun. O yüzden buna dikkat edebilirsiniz. 10 günüm kalmış benim. Yağmur çamur demeden 1 kilometre en az yürümek lazım. Başka? Şu neymiş? 100 gün arka arkaya yürü diyor. İtemlere baktığımız zaman şu kutu açılışıyla ilgili video yapacağız dedik. Soran arkadaşlarımız var. 30.000 CV'de çok yaklaşmışız. Buradan da bir puan alacağız. Çekilişler mi bunlar? Doğru ya, en aşağıdaydı çekilişler. 50 tane çekilişe başvur diyor. Ben 19 kere başvurmuşum. 31 defa daha başvursam ne olur? Buradan bir puan daha alabilirim. Ha, çok mu önemli diyorsanız? Çok önemli değil ama hem ben bir çekilişe katılmak istiyorum hem de görevleri yapmak istiyorum diyorsanız title'ınız aslında çok da önemsiz değil. Çünkü onu anlattığımız bir video var. Bizimki Rare 3'ten Rare 4'e 45'e puanımız gelince çıkacak. Burada da tamir bedelimiz %0.5'ten %1'e. Yani uzun vadede baktığın zaman fena değil. Bir etki ediyor. Tamam. Title böyle. Çekiliş böyle dedik. Yine dostlar Twitter'dan takip edin. Şimdi hepsini tek tek göstermeyelim. Çok etkinlik var. Mesela bir tane şey vardı. Super Vulcan logosunun işte hani yılbaşı gelirken şöyle bir şapkalı bir şeyi vardı logosu. Onu değiştirip ne yapalım demişler. Ben de şöyle bir tasarım yapmıştım. Buna da mesela ödül var. Siz de bunu yapabilirsiniz. Bu kişiye özel bir şey değil. Herkes katılabilir. Ne yapalım demiş. Sen de buraya bir logo atabilirsin veya fikir yazabilirsin. Buna 50 grant ödül var. 6 dolar falan yapıyor. Bunu ben hani bu beğeni sayısıyla retweetle falan ölçülen bir şey değil ama hani adamların belki gözüne çarpar, çok beğen alır, öne çıkar falan diye. Sizden de bazen böyle şeyler istiyorum. Beğenin, retweet edin gibi. Öne çıkarsak, kazanırsak bir şekilde veya 50 grant bir arkadaşımıza göndeririz çekilişle. Tamam. O yüzden bu tip etkinliklerde zaman zaman sizden destek isteyebilirim. Kazanırsam da zaten ne yapacağımı biliyorsunuz. 7 retweet, 8 beğeni almışız. İlla ki insanların gözüne çarpar yani. Tamam. O yüzden etkileşim önemli. Bu ve buna benzer daha birçok şey. Başka ne göndermişiz? Şu etkinliği göndermişiz. Yine bir etkinlik daha var. Artık ben Super Vulcan hızına yetişemiyorum yani. O kadar sık yapıyor ki. Mesela burada bir etkinliğe katılmıştık. Neydi bu? Günlük yürüyüşleri paylaştığımız bir etkinlik. Bir tane arkadaşımız. İsimlere baktım. Tabii isimleri gözden kaçırdığım varsa sizler de bir bakın. Çünkü bazen hani harf, sembol, membol olabilir. Ben Türkçe gördüklerimden anladım ki bir arkadaşımız kazanmış. 100 grant. Ne yapar? 12 dolar. Bir şey yapmadık yani. Yürüyüşlerimizi paylaştık. Bu tip etkinliklere katılmak lazım. Bana çıkmaz demeyin. Bak çıktı işte bir arkadaşımıza. Takımlı katıldığımız etkinliklerden 2 kere bu etkinlik yapıldı. 2 kere 2 takıma yani 4 takıma kazandırmış olduk. Oradan toplamda 10 ayakkabı. Hatta benim ayakkabıları satıp ikisini vermiştik. Sonra yine ufak tefek çekilişler yaptık. Sonra 2 ayakkabı ben kendi bütçemden verdim. İlerleyen zamanlarda ekibi de emcükleyerek yine ayakkabılar vermeye çalışırız. Benim verdiğim ayakkabı 30 dolara yakın bir fiyatı vardı. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi Telegram ve Twitter'da etkinlikler bitmiyor. Tamam. Geçtim onu da.
Twitter'da geçtim. Aşağıdan takip edersiniz siz. Superblog'da başka ne var? Ayakkabıları biraz azaltacağız dedik. Bir saatlik bir sistem yapacağız dedik. Markete bakın dostlar. Markette güzel fırsatlar olabiliyor. Marketteki alım satım sayılarının bir raporunu indirdim. Onu sizinle bir paylaşabilirim merak edenler varsa. Kaç tane ayakkabı satıldı, işte ne kadar en ucuzu gittiği falan gibi şöyle bir öne çıkan başlıkları atabiliriz. Çünkü büyük bir liste. 2024'ün bu zamana kadar olan listesi. Merak ediyorsanız işte kaba taslak söylemek gerekirse 20 bin civarı bir alım satım işlemi var. Market hareketleri güzel. Hani bazen bazı uygulamalara bakıyoruz. Yani bir şey alıyorsun elinde kalıyor ya. Öyle bir durum yok. Alınıyor satılıyor. Bak ben daha dünden bugüne 3-4 tane ayakkabı sattım. Level 30 epik. Satmak zor. Çünkü herkes alamaz. Normal bir Walker'ı belki daha hızlı alıp satarsın ama o ayakkabıyı koydum tak gitti mesela. Belki de ucuz gitti bilmiyorum. O yüzden markette güzel fırsatlar yakalanabilir. Fiyat bak mesela tabii dolar bazlı da değişiyor ama çünkü client değeri değiştiği için adam dolar bazlı indiriyor çıkartıyor falan ama mesela daha kısa zaman önce 80 küsürlerdeydi 90. Böyle aradaki makası takip ederek al sat yapabilirsiniz. Buralardan para kazanan arkadaşlarımız da var. Bana yazdığınız için biliyorum. Şimdi mesela Epic. Şuradan birazcık bütçesi olan arkadaşlara Epic tavsiye ederim. Bayağı ucuz. O alım satım listesine de baktığım zaman fiyata göre sıralayıp filtreledim. Biraz inceledim onu. Çok ucuz ayakkabılar gitmiş gerçekten. Ama yakalamak lazım. Tam o anda marketteysen biraz da param varsa elinde tak alıp hemen satışa bile koyabiliyorsun. Bazı uygulamalarda biliyorsunuz buna izin vermez. İşte ayakkabı bir gün satamazsın. 3 taneden 5 taneden fazla satamazsın falan gibi şartlar vardır birçok uygulamada. Bunda öyle bir şey yok. Al sat, al sat, yapıştır gitsin. 870 mesela, 890, 925, 975, level 10. Şu şeyi anlatacağım bir de size. Bu videodan hemen sonra anlatayım aslında. Ayakkabıların bu genleri kazançları da etkiliyor. Ama çok fazla enerjisi olmayan birisi için gen 7, gen 6 veya gen 5 arasında çok da bir fark yok. Kazanç farkı illaki var ama ayakkabıyı sen bayağı ucuz alıyorsun. Gidip gen 5, 4, 3 almaktansa çünkü o aradaki farkı kapatmak bayağı zaman alıyor. Epic 10 alabilirsiniz yani. Rare'lerdense, normaldense baktığınız zaman fiyatlarda birazcık yatırım yapmak isteyenler için bence Epic uygun. Ha ben abi çok prof oynayacağım. Tam böyle yatıracağım falan diyorsan onu sen bilirsin. Git gen 0 al, gen 1 al. Ona da bir sürü para veriyorsun ama. Onu da öyle düşün. Gördüğünüz gibi gen 3, gen 2'lere kadar indiğin zaman 3950'ye çıkıyorsun. Bu nerede? 1000 bile değil. Sen o aradaki fark kapatıncaya kadar çok bir fark etmiyor. Onu dediğim gibi bu videodan sonra ayakkabıların seçimi falan diye bir başlığı olur herhalde onun. Yine Telegram'dan önünüze tak diye düşer. Onu bir izleyin. Çok değmediğini göreceksiniz. Tabi burada ben genelde Walker ve Allrounder olarak alacak isem, yani kullanmak için alacaksam bu şekilde filtreliyorum. Çünkü Jogger ve Runner beni yorar ama ben abi zaten hızlı yürüyorum, ben koşuyorum diyorsan onlara da bakabilirsin. Onlar daha da ucuzdur. Runner bir Epic alırsın, koşarsın mesela. Şimdi şu Unique'ler zaten hayvan gibi artık bu 8200 dolarlarda falan. 9.000, 11.000 dolar. Çok da fazla satılık da yok. Ama bu ayakkabıyı alınca hayvan gibi sistem kurmak lazım. 50'nin üzerinde ayakkabıya çıkmak lazım. Skinlerden giydirmek lazım. İtemlerde, şeylerde, title'ları yükseltmek lazım falan. Bayağı bir yardırmak lazım. O potion'lardan alınabilir. Bir arkadaşımızın öyle bir sorusu vardı. Onu da yapacağız. Ne çok yapacak şeyimiz varmış kardeşim. Gold potion'lardan kullansan hocam enerjini arttırsan olmaz mı diyordu bir arkadaşımız. Onu bir ayrı videoda inceleyelim dostlar. Onu birazcık anlatmam lazım. Neyse markette gezinin dostlar. Özet bunların bütün söylediklerimin özeti. Marketten hemen bir alım yapmayın. Gezinin, dolaşın, bakın. Uygun fiyatlı, zaman zaman fiyatların düştüğünü, zaman zaman çıktığını göreceksiniz. Bazen de belki adam bilmeyerek, belki ya da ne bileyim başka bir acil para lazımdır. Atıyorum 1000'e satılanı 700'e koyuyor. Onu alıp hemen tekrar 1000'e koyarsan oradan direkt bir kar edebilirsin veya ucuz yakalamış olursun. Kullanırsın ayakkabıyı. Evet. Gördüğünüz gibi detaylı bir uygulama. Şey etkinliğimiz var bunda da. Sevgililer gününün çikolatalarını harcayacağız.
O biraz daha biriksin. Bizim elimizde sanırım 150-200 arası vardır. Ben bir tane şu level 1 puan da kullanmak istiyorum onu title'da. Belki yeterse bir tane de level 2 alırım. Bunları da title'ımızı yükseltiyoruz. Belki çekiliş için artarsa bir 30'luk da oradan bir tane de çekilişe başvurmak için alırız. Zaman zaman bu etkinlikleri yapıyor. Bu etkinliklerle çekiliş biletleri alarak bedavadan title'larımızı yükseltebiliriz. Tabi başka kutular falan da var ama onlar daha genelde sayıları fazla olduğu için. Tabi Walk'la falan da alınabiliyor. Klay'la alınabiliyor. Bence gerek yok. Bence en karlı hiç para harcamadan ne yapabiliriz onlara bakıyorum ben genelde. Size de onları anlatıyorum. Evet başka. Ayakkabılar, gold potion'lar falan filan tamam. Burayı anlamış olduk. Başka Super Walk'ta söyleyeceğimiz bir şey var mı? Bir tane etkinliği vardı yine oyunla ilgili. Kaldırmış onu. Ana ekranda çıkıyordu. Bugün ben de yapayım diye düşünüyordum ama onu görmedim. Herhalde çok önemsemedi. Bakarız ilerleyen zamanlarda. Tekrar işbirliği gündeme gelirse, başka bir çekiliş etkinlik olursa yaparız beraber. Tamam ya kardeşim, Super Walk çık hayatımızdan. Bir şey söyleyecektim ama neyse yine unuttum her zamanki gibi. Vulcan'a geçelim. Vulcan'da ne yaptık? Vulcan'da değişen bir şey yok. Bugünlerde çok da bakamadım açıkçası. Güncellemelerle ilgili bir haber var mı? Bir daha incelerim bugünlerde. Artık her gün video yaparız dostlar. Bugün şöyle genel geçmişten kalanları bir özetleyeyim dedim. Aha, rankımız 9'a düşmüş. Füzyon yapmadık herhalde. Catlett'i bekliyorum bunda. Çok fazla bir beklentim de yok açıkçası. Elemanlarımız var bolca. Biraz elimizde Vulcan var. Vulcan'ın fiyatına bakıyorum. Güncellemelere bakıyorum ve bu şekilde devam ediyoruz. Günlük çarkları çeviriyorum. İşte görevlere bakıyorum. Buralardan yaptığım bir şey varsa onları yapıyorum ve PvP'leri yapıyorum. Günlük 20 tane yapmam lazım rank 10'da kalmak için. Şuradan çarkı çevirmemişiz. Onu çevireceğiz. Başka neyimiz var? Başka da bir şey yok. Rankımız neden düşmüş? Hemen görebiliriz. Buradaki rankla ilgili bir arkadaşımızın sorusu vardı. Şeyleri anlamamış herhalde. Bunu bir kısa anlatabiliriz aslında. Türkçe değil mi? Değil. Ama basit yani. Ayrı bir video yapalım, anlatalım isterseniz. Bütün maddeleri tek tek gözden geçelim. Ya da ben şu an onu bir yapayım. Yine aşağı yukarı diğerleri de benzer olacak değil mi? 50 gündür mesela hesabı kullanıyor olmak. Ne 50'si kardeşim? Biz bunun çocukluğunu biliriz. İlk günden beri yanındayız. 3 tane level 10 ve daha fazla yükseklikte Catlett'ın olmak var tabii ki. NFT Catlett'ın olması. Şimdi oyuna ilk başladığın zaman sana verdiği NFT değil ya. Ondan bahsediyor. Senin elinde olsa da o bir şey ifade etmez diyor. NFT'ye dönüştürmen lazım diyor. Bizim marketten aldıklarınız falan zaten NFT'dir. O şartı direkt sağlıyor. NFT item dediği de aksesuarlar. Tişörttür, şorttur, morttur. Ondan olacak diyor. Son 15 günde ortalama hesabında 10.000 Vulcan olacak. Her gün 15.000 Vulcan varsa, pardon, 10.000 Vulcan varsa 15 ile toplayıp 15 günü toplayıp bölersen yine 10.000 yapar. Yani 10.000 olacak. İstersen sen bunu 150.000 yapsan, bir gün yatırsan ikinci gün yine 10.000'i yakalamış olursun. Öyle de düşünebilirsin ama ne gerek var. Genesis 3 tane olacak diyor. Genesis'lerin altında mor bir sembol vardır. Fiyatları eskiden biraz daha pahalıydı ama şu an her yerde bulunur herhalde. 10 günde 6.000 adım atmak ortalama. Bu da günlük ortalama. 6.000 adım yapar değil mi? Bazı günler daha fazla yürürsün. Bazı gün az yürürsün. Onu da sağlamışız. Neyi sağlamamışız? PvP'den sağlamamışız. 20 tane yapmamışız. Bir de şeyde de o füzyonda da 15 saatimiz kalmış. Bu 2 haftada bir de füzyon yapmamız lazım. O da şurada yazıyor. Bir füzyon yine 14'te istiyor ya. 14 günde en az bir tane yapmamız lazım. Demek ki füzyon yapacağız. PvP'ler yapacağız. Rankımız 10 olacak. Çok mu fark eder diyorsan. Hayır, şu an bizi etkilemiyor ama ben ufak tefek takılıyorum hem. Hem oyunun içerisinde bulunuyorum. Görevleri yapıyorum. Rankım 10. Çarkı çeviriyorum. Çarkın rank ödülü tabii daha fazla. Bir şey değil. Şu an pek bir şey değiştirmiyor bu rakamlar. Çarktan çıkanlar 107 var en fazla. Bana da çıkmıştı geçenlerde ama önemli değil. Şimdilik bakıyoruz bakalım. Geliştirmeleri takip ediyorum. Ben size bilgi veririm. Bu okulda durum böyle. Turnuvalarda ne durumdayız? Sandığımız var mı? 34 yapmışız. Daha herhalde yeni başladık. Devam. Evet, bayağı güzel bir özet geçtik. Bütün uygulamalara az da olsa değindik. Anlatsan saatlerce anlatılır dostlar ya. Bütün bizim kullandığımız uygulamalar genelde
Kapsamlı, detaylı. Yani hemen gireyim, alayım, çıkayım yok. Çok detay var. Bizim videoları şöyle bir hafta izleseniz kafanızda sistem oturur yani. Çünkü her gün değişik bir şey oluyor. Alıyoruz, satıyoruz, marketten bahsediyoruz. Bir gün başka bir etkinlik oluyor, ondan bahsediyoruz falan. Ve anlattığımız uygulamaların ayrı. Bu videomuz boş muhabbetler videosu. Genel bütün hepsine baktığımız video. Bir de ayrı ayrı videolarımız var. Atıyorum Superwalk'ta seviye yükseltme nasıl olur videosu gibi. Onları da zaman zaman yapıp oynatma listesine ekliyoruz. Kanalda şöyle bir arama yaptırdığınız zaman %99 aradığınız sorunun cevabı vardır. Yoksa da yorumlarda sorun. Yeniden yapalım kardeşim diyoruz. Geldik mi piyasaya? En sevdiğim. Piyasa bugünlerde çok iyi gidiyor. Bir dakika, telefonumuza bakalım. Tabii bu iPhone teknolojisi bilmiyorum. Bunda belki Moonwalk'ine kolay kolay geçmiyordur. Benim Xiaomi'de yani Android'de sık sık yakalıyordum ben bu step'in şey yaptığını, hainlik yaptığını diyeyim kısaca. Moonwalk'ine geçmiş, hiç sesini de çıkarmıyor. Superwalk öyle mi ama? Asla. Anında uyarıyor seni. Önce bir titreşim veriyor. Durdum mesela. Sonra titreşimler devamlı hale geliyor. Kesinlikle kaçırma ihtimalin yok yani. Uyarıyor. Olması gereken de bence odur. Çünkü yürüdüğüm halde Moonwalk'ine giriyor yani step. Neden öyle bilmiyorum. Neyse. GMT 27'lerde. 11 GMT kazansak. 3 dolara yakın bir şey değil mi? Masraflarıyla falan. Hadi neyse önemli değil. Kutuları da hesaplarsan 3 dolar diyelim düz hesap. Çünkü GMT bence yakın zamanda 3'e doğru gider diye düşünüyorum. 30 sent. 3 dolar bu yürüyüşümüzden kazanıyoruz. Oldu da GMT çok artmaya başladı. Alırız birkaç ayakkabı daha kardeşim. Enerjilerimizi arttırırız. Gayet kolay. O yüzden bizim için güzel oldu. Hem GMT'miz var. Hadi GST arttı. Oradaki enerjimizi arttırırız. Taşlarımızı büyütürüz falan. Orada da sıkıntı yok. Güzel. GST kaçmış? 11.95. 12 desen düz hesap. 200'e yakın kazansan 10-11 enerjiyle. Gerekirse 12 enerjiyle. Ne yapar? 2.4. Hadi 2 diyelim ya düz hesap. O kadar belki kazanmayız. Daha tam hesaplamadım. Dur bakayım bir şuna ne diyor. Şu an 170 kazanmışım. 9 enerjiyle. 10 enerjiyle falan tamiri mamiri var. Bakalım belki bunun taşlarını da biraz yükseltirim. Çünkü 270 limitim var burada. Oraya kadar belki dayarız. Onu atacağım size. Neyse. GST'nin fiyatı ben şu eski pamplardan biraz bekliyorum aslında GST'de. Eskiler bilir. Böyle bir günde 2x yapardı, 3x yapardı falan. Sonra yavaş yavaş tekrar inerdi. Artık zamanı gelmedi mi kardeşim? Biz de GST'li sistem kurduk. Hadi bir pamplayıver bakalım. Öncesinde de GST'nin düşmesini bekliyordum ya. GMT kazandığım ayakkabıda kutuları açıyorduk. Ne yapıyorduk? Nerede harcıyorduk kardeşim? Kutuları harcıyorduk. Tamir bedeli falan GST olduğu için düşsün diyorduk. Şimdi çıksın diyoruz işte. İnsanoğlu be. Neyse Vulcan hayvancı 57'lerde 60 diyelim biz ona düz hesap. Hala aşağılarda yani. Sepetimiz iyi durumda. Şu bizim sepetimiz. Burada olmayan birkaç tane shitcoin'imiz var. Birkaç tane bilmiyorum belki gözden kaçırdığım sonradan eklediğim. Bunu video yaptığımız zaman eklemiştik. De var. Onları fazla sizi riske atmamak için söylemediklerim de var. Ama bu sepet güzel yani. Babalardan oluşuyor. Biri çıksa biri iner. Biri düşse biri kaldırır. Ortalamayı üzerinde bence gider diye düşünüyorum. Geçtim onları. Tek tek bakmayacağım onlara. Dolar 31. USDT 31. Yani Twitter'da bugün biraz karşıma geldi. Bakıyorum. Eşek kadar adamlar liseli gibi 31 muhabbeti yapıyorlar ya. Kardeşim neresi komik be ya bunun? Allah Allah. Neyse dolar USDT diyelim. Dolar biraz daha azdır belki. 31'e çıkmış. Bence ucuz be kardeşim. O kadar maaşlara TL bazında zam işte alım gücü artmış gibi falan oldu ama dolar bazında tabii herkesten bahsetmiyorum ama ortalama bir iş yapan bir adam böyle sanki çok dolar maaşı alıyor gibi oldu falan. Ama öyle bir refah yakalamadığımız halde bir bu artış oldu. Doların biraz daha artarak ya da TL'nin değersizleşerek diyelim. Dolarla ilgili bir şey değil bu. O aradaki açığı kapatacağını düşünüyorum. Yoksa şey de söylemek istemiyorum. Yani çok böyle maaşları iyi oldu gibi falan değil ama dolar bazında baktığın zaman o kadar
hak edecek ya da ne bileyim söyleyemedim, cümle kuramadım kardeşim ya. Anladınız siz beni değil mi? Yani doların ben artmasını bekliyorum. TL bazındaki maaşlar dolar bazında biraz fazla gibi kaldı sanki. Veya ne bileyim benzin TL olarak ucuz gibi kaldı baktığın zaman. O yüzden TL biraz değer kaybıyla sanki dengelenecek diye düşünüyorum. Tabii ki bu bir temenni değil. Keşke daha da fazla olsa bizim gücümüz, dolar bazında alım gücümüz, gitsek ne bileyim telefonu şunu bunu yurt dışından her şeyi zaten yurt dışından almıyor muyuz? Yani bizim alım gücümüz direkt artar, refah seviyemiz artar kardeşim, TL'nin değeri artarsa, maaşlarımız TL bazında veya dolar bazında arttığı zaman. Bunu sağlayabilir miyiz? Tabii bakacağız önümüzdeki günlerde. Ben istemeyerek, üzülerek doların yükseleceğini düşünüyorum. Keşke yanılsak, keşke yükselmese, önemli değil. Alım gücümüz artar, iyi olur. Ne diyorsun hocam sen ya? Sterline geç, 38 küsür, tamam anladık. İstanbul Borsası 9200'lerde. Bununla ilgili bir çizim yapmışım ya. 1965'te çizdiğim bir çizimi sizinle paylaşmak istiyorum. Çok detaylı bir çizim gibi gözükse de. Karalamasyon yapmışız yani. Bu bir çizim bile değil. Zaten şöyle bir trend var demişiz. Kardeşim bu elbet bir yerde kırılır demişiz. Sonra tabii kırıldıktan sonra çizmişiz bunu. Şöyle bir flama gibi yapmış demişiz. Yukarı yardırır gider bu demişiz. Gerçekten de flamayı kırmış, yukarı doğru gitmiş. Zaten bizim şu sarı çizdiğimiz şey yani. Hani öyle yalandan ona zaten tam uyması beklenemezdi. Ama baktığınız zaman gördüğünüz gibi flamayı yapmış, tekrar yukarı gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Daha da artar umarız. Altın da biraz düştü. Değil mi? 2050'lerde falandı. 2050'nin altına salmış. Evet, piyasada böyleydi kardeşim ya. Fena olmadı ha. Bugün birazcık detaya girdik. Böyle detaylı videoları isteyen, seven takipçimiz çok bizim. Kısa videoya yaptığımız zaman yok abi sen yardır gitsin, biz uzun seviyoruz diyorsunuz. Gerçekten de uygulamalar gördüğünüz gibi anlat anlat bitmez. Benim yürüyüşümle beraber sizlerle geçirdiğim kaliteli bir vakit olarak görüyorum ben bunları. Tabii zamanınızı da çok harcamamak için genelde kısa tutmaya çalışıyorum ama arada bir de şöyle bir yardıralım gitsin be kardeşim. Zamanında 1 saatlik videolar da yapmadık değil değil mi? Ramazan'da vakit geçsin diye yardırıyorduk gitsin. Yine Ramazan geliyor bakalım. 1 saatlik, 2 saatlik videolar gelsin mi dostlar? Şaka şaka. 2 saat ne yapacağız kardeşim? Aç karnına. Piyasaları gördük. Piyasalar güzel. Oyunlara baktık. Oyunlarda çok bir sıkıntı yok. Vulcan'da biraz sıkıntı var. Belli olmaz dostlar. Orada da ne yapıyoruz? İçeride biraz eleman tutuyoruz. Biraz paramız var. Hani oyun toparlanırsa dışarıda kalmamak için. Ama içeridekiler de gitse de çok da umurumuzda olmayacak şeyler. Çünkü Vulcan'dan zamanında çok kazandık dostlar. Asgari ücretin 3 katı kazandığımız video başlığı altındaki videoyu izleyebilirsiniz. O zaman gerçekten o kadar kazanıyorduk. Kazandık, çektik, aldık mı aldık derken her oyun böyledir. Bir yerde belki biraz daha çıkılabilir miydi? Bilmiyorum. O zamanki öyle düşündük. Çıktık da tabii. Girdik, çıktık. Bugüne kadar geldik. Bakalım dostlar. Başka söyleyeceğimiz bir şey var mı kardeşim? Şeyin videosunu bir yapıvereyim ya şu arada. Şu ayakkabı seçimindeki genlerin önemi. Onu bundan önce sonra izleyin dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.